Hanımefendi buyurunuz. Hocam günaydın. Günaydın. Antalya'dan hayırlı arıyorsunuz herhalde. Evet, Antalya'dan arıyorum. Hanımefendi buyurun, iyi sabahlar. Hocam ben maalesef eşimin bir ilişkisi olduğunu öğrendim ve bundan dolayı biz bebeğimizi aldırmak zorunda kaldık. Bunun günahı nedir? Ne yapmamız lazım? Bebeğini yani eşiniz kendi bebeğinizi mi aldırdınız? Evet. Bebeğinizin ne suçu var? Ayrılıyoruz. İyi ama olsun yani bebeğiniz neticede günahsız bir cana kıymışsınız yani yanlış. Doğrudur. Yani eşinizin yanlış hatasının bedelini çocuğunuza ödetmemeniz lazımdı değil mi? Allah onu büyütürdü, büyütürdünüz. Onu yani onu Allah kimseye muhtaç etmezdi. Bu yanlış bir metod, yanlış bir yol kızı. Babasını yani, büyütmek istemedim. Yani baba sevgisinden annesi var. İstemedik daha doğrusu. Anne, yani anne, bir anne 50 bin tane baba eder. Yani siz onu büyütürdünüz, doğurdunuz, sütünü emzirdiniz, büyütürdünüz. O babaya ihtiyaç hissetmezdi yani. Hissettiğinde de zaten büyümüş olurdu. Yanlış yapmışsınız. Yanlış yapmışsınız, doğrudur hocam. Hmm. Peki hani ne yapılır, bunun günahı nedir? Tövbe edeceksiniz. Aslında 60 gün orucu tavsiye ediyor alimler. Bunun belli bir bedeli vardır. O işte ödenecek, babaya ödenecek. İşin fıkhi boyutları var. Ama yapmanız gereken sizin bol bol tövbe, istiğfar ediniz. Kaç günlüktü bebek? 9 haftalık. Yani 2,5 aylık mı olmuş oluyor? Efendim anlayamadım. 2,5 aylık olmuş oluyor değil mi? 2,5 aylık. 2,5 yok, 2 aydan küçüktü. 2 aydan küçüktü. Doğru değildir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim, siz daha iyi en azından siz yapmışsınız ama sizden sonraki hanımlar benzeri olayla karşılaşan bir hanım bunu yapmasın. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer, Hazreti Ali dönemlerinde zina olayları ile ilgili olaylar oluyor. Gelip itiraf ediyorlar zina ettiklerini bazı kadınlar ve hamileler. Hazreti Peygamber de ki peygamberimizin uygulaması esas oluyor zaten. Hazreti Ömer de, Hazreti Ali de hamile kalmış olan kadının zinadan. Bırakın ya meşru, sizinki normal kocanızdan. Meşru olan değil de zinadan olmuş gebeliği de sonlandırmaya müsaade etmiyorlar. Çocuğunu doğur diyorlar. O çocuğun günahı yok. Onu doğur, süt ver, sütten kes vesaire. Bu nedenle de belli bir cezai müeyyide var. Onun ödenmesi gerekiyor. 60 gün bir oruç tutmak, tövbe istiğfar etmek gerekiyor. Fakir doyurmak gerekiyor. Ama yapmanız gereken esasen daha çok tövbenizdir, istiğfarınızdır, Allah'a yönelmenizdir. Bu kadar yapmanız gereken bu. Bunu ancak söyleyebilirim. Keşke çocuğu aldırmadan önce bizi arasaydınız. Biz o zaman diyecektik ki sakın çocuğunuzu aldırmayın. Cenab-ı Allah onun rızkını verir. Onun anneyle onu büyütür derdik. İnşallah. Öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi hepimizi her türlü şerden uzak eylesin.